Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir söz sözü açtı programda daha. TGRT FM radyomuzda sizlerle beraberiz. Teknik masada Erhan Aydoğdu bizlere yardımcı oluyor. Programı hazırlayıp 40 dakikada 20'şer dakikalık iki bölüm halinde sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağcı. İnşallah sizlere Zülfiyar'a dokunmamaya çalışarak bazı bilgiler sunmaya çalışacağım. Mümkün mertebe yorum katmıyorum. Yani bizim işimiz musluk gibidir. Musluğa temiz su gelirse, o musluk eğer paslı değilse, çamurlu değilse, o suya zarar vermez. Biz suyun kaynağına dikkat ediyoruz ve paslı musluk olmamaya çalışıyoruz. Ama öyle insanlarla karşı karşıya geliyoruz ki, yani en safiyane işlerde dahi bakıyorsunuz, aa Allah Allah, demek ki bu hadiseye bu pencereden de bakılırmış gibi şaşkınlığa düşüyorsunuz. Çünkü musluktan pas akıyor. Ama oraya gelen su paslı değil. Musluk öyle paslanmış ki, yani neredeyse zemzem dökseniz öbür taraftan, bu taraftan zemzem paslı akacak. Diyeceksiniz ki, nereden nereye? Yani Türkiye'nin Kıbrıs politikası belli. 1974 Barış Harekatı'yla, 1 ve 2. Barış Harekatı'yla, efendim, Ecevit'i Kıbrıs Fatihi yaparak, kafasında miğferlerle şehirler arası otobüslerin arka camlarına resmettirenler ve maalesef o günkü tavra göre Maraş bölgesini, Magosa'nın sur dışındaki Maraş bölgesini tamamen iskana kapatılmasını kabul eden o günün iktidarı, ondan sonra da iktidara gelenlerin birçoğu bu işi telaffuz bile edemediler. O Maraş bölgesinin şöyle bildiğim kadarıyla 5-6 kilometre ötesi Larnaka'daki Hala Sultan Türbesi'nin mübarek sahabe-i kiramdan olan efendim hanımefendinin radıyallahu anhanın efendim kabri var. 3000 Kıbrıs dönümlük, 3000 Kıbrıs'ta dönümler 1000 metrekare değil, 1300 metrekare. 3000 dönümlük bahçesi neredeyse Maraş'a girecek. Ama Türk ordusu Maraş'ı aldım dedi. Hala Sultan'ı katma şerefini Allah-u Teala nasip etmedi onlara. Evet. Niye o gün durdu? O gün durulacağı 14 Ağustos'ta durulacağı ikinci hareketin durdurulacağı niye bir gün önceden ilan edildi? Çözebilmiş değilim. Savaş ya. Binlerce insanın canı söz konusu. Sen nasıl harekatı durduracağım dersin? Ha, adam diyor ki tamam, yarına kadar ben dişimi sıkar, vurabildiğim kadar da Türk askerini vururum diyor. Niye zayiat verdirdiniz bize? Öyle böyle. O zamandan beri sadece ordevi olarak kullanımı artık nasıl, kimden izin aldılar onu da bilmem. Herhalde gene dışarıdan bize, ya tamam o ordevini yapın orada demişlerdir. Bir otel ordevine çevrildi. Bendeniz de orada görevle gittiğim zaman da kalmış idim. Sivrisineklerin hücumuyla. Sivrisinekler aç kalmış. Kimse yok. Yiyecek. Bizim gibi birkaç garibanın yolu düşünce hepsi birbirine haber vermiş. Gelin burada bedava kan var diye. Sabahleyin aynada kendimi tanıyamadım. Şimdi Maraş bölgesini bugüne kadar, 2020'ye kadar, 1974'ten
itibaren kimse isyana açamadı. Türkiye bu sene Maraş bölgesinin iskana açılmasını canı gönülden destekledi ve Kıbrıslı kardeşlerimizle Kıbrıs hükümetinin de kararıyla Maraş bölgesi iskana açıldı. Vay efendim, Yunanlılarla durumu geriyoruz ya arkadaş. Siz niye Yunanlılarla durumu gerip de Ecevit'i Kıbrıs Fatih'i yaptınız? İnönü gibi yapsaydınız ya, Antalya'da, Ankara'da okumakta olan Kıbrıslı Türk gençleri bakıyorlar ki 63-64 arası vaziyet çok karışık. Kıbrıs Türkleri zulme uğruyor. Topluca öldürmeler oluyor. Yani polis geldiği her yerde insan öldürüyor. Bırakır askeri. İsmet Paşa ile görüşmek istiyorlar. Başbakan o zaman. Tamam, müsait değilim diyor. Kıbrıslı Türk gençlerinin üniversiteli grubu. Şimdi o koltuklarda oturanlar, İnönü'nün koltuğunda oturanlar öğrencilerle konferans görüşmesiyle dertlerini dinliyorlar. Bir tarafta diyor ki Kıbrıs gidiyor elden. Onlara görüşemem şimdi diyor. Bunlar da geliyorlar Antalya'da. Bir gecede ne kadar av malzemesi, av silahı ve mühimmatı, fişeği satan yerler varsa camlarını da kırıyorlar. Orada malzemeleri topluyorlar. Hırsızlıksa hırsızlık vatan için. Bir tane de eski püskü bir gemiye işte kardeşim bak vatan millet falan filan, gemi hareket etmek üzereyken Ankara haber alıyor. Acilen bu gençlerin gemisini hareketten alıkoyuyor. Gençleri de içeri atıyorlar. Nereye? Türkiye'de hapse atıyorlar. Niye? Kıbrıs'a yardıma gidiyor diye. Peki Yunan'ı kim kızdırmış o zaman? Kimse kızdırmadı. Yunan'a kim mi hizmet etti? Bu kararı verenler ettiler arkadaş. Sen şimdi Yunan'ı kızdırmaktan niye korkuyorsun ki? Kızsın bakalım, ne kadar kızacak? Yani yüksek fırının harareti kaç dereceye çıkacak? Herhalde 100 dereceye kadar bile kaynayamaz. Kızsın kızabildiği kadar. Aha deliniyor, Akdeniz'in suları ısındı deniyor. Var mı bir şey? Türkiye'de aha dedi. Ya arkadayım arkadaş, devam et. Oldu bitti. Hakikaten oldu bitti. Hakkıydı çünkü bu. Onun için yerine cuk oturdu. Magos'a da az bir şehit verildi o zaman efendim. Magos'a'dan sonra Dipkarpaz'a kadar oradaki Türk köylerinin hepsi ta Kıbrıs'ın ilk fethi zamanında çıkan askerlerden sonra Anadolu'dan Kıbrıs'ı Türkleştirmek için gelen ailelerin torunları. Mehmetçik köyü dahil. Evet. Ve Cumhurbaşkanı dedi ki ben oraya Maraş'a piknik yapmaya geleceğim. Yani bunu ileride tarihler yazar kıymetli dinleyenlerim. Hakikaten yazar yani. Bu piknik var ya piknik, çok müthiş bir şey. Ya keşke çağırsaydı, bilmiyorum, siyasi partiler belki ona kızdılar. Ya biz de gitseydik de orada işte piknik yeseydik falan, piknik yeme. Devletin, hükümetin aldığı kararların hangisinin arkasındasın? Diyorsun ki bizim dediğimizi yapsın, arkasındayız. Ya senin dediğin ipe sapa gelen şeyler değil ki. Senin dediğin ölçülü şeyler değil ki. Sen sırtında yumurta küfesin var yani. Yok. Bir çocuk kundağı mı sarılı sırtına? Yok. Arkadaşlar niye geç yürüyorsunuz ya? Hızlı yürüyün bakalım falan. Al şunu. Vallahi benim dizlerim ağrıyor. Nasıl alayım falan. O tip adamlarla Türkiye siyaseti yürütmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı da efendim aldı Sayın Devlet Bahçeli'yi de yanına. Yeni Kıbrıs Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ı da onun davetlisi olarak gitti. Orada
Oturdular. Yağmurdur, yaştır ama o piknik yemeğini tentenin altında da olsa yediler. Vay efendim nasıl gidersiniz? Ya Yunan Başbakanı, Yunan Cumhurbaşkanı hanımefendisi kalkıp da gelseydi ya helikopterle, vay Türk Cumhurbaşkanı nasıl gelirmiş diye Larnaka havalarına bir ineydi bakalım. Arası 15 kilometre. İneydi. Niye inemediler? Korktular mı? Bilmem. Kabullendiler mi? Onu da bilmem. Ama bir hareket yoktu. Yoksa bizimkilere mi dediler, hadi aslanım sizi içeriden gazlayın diye biz sizi sonra memnun ederiz falan mı dediler? Onu da hiç yakıştıramam ya. Bir Türk siyaset adamına, yabancılara bu kadar hizmete müheyya, yatkın olmasını hiç kabul edemem. İşte piknik yapıldı, bitti. Şimdi dünyada bir haçlı zihniyeti alabildiğine körükleniyor kıymetli dinleyenlerim. Bu aşikare oldu. Kimse bundan çekinmiyor. Ta W. Bush haçlı seferine başlattık diye ikinci Irak harekatında, birinci Irak harekatında baba da belki dedi de bizler duymadıydık o zaman. Oğul Bush, yani alkolden böyle zaman zaman düşüp ağzını burnunu bordür taşlarına falan vuran adam, efendim haçlı seferlerini başlattık dedi. Dedi ya, yani akıllı olan insanı yılan iki defa aynı delikte ısırmazmış efendim. Ama akılsızı her delikten çıkan yılan da ısırır, aynı deliğe ikinci defa da parmağını sokarı da ısırır. Ya bunlar akıllanmadılar mı? 9 tane resmi haçlı sefere adını koydunuz. Ondan sonra plaka koymaya korktunuz. Korsan plakalarla geldiniz. Gene gelenlerinizin hiçbirisi Osmanlı'nın karşısına Osmanlı Devleti yıkılıncaya kadar Birinci Dünya Harbi'ne çıkıp da Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına sebep oluncaya kadar hiçbir devlet Osmanlı'nın düşmanı teke tek harp edemedi. Bir tane gösterin ettiğini ya. Gösterin. Efendim Rus Çarı işte geldi ya 1877-78. 50 bin tane Roman prensinin gönderdiği asker olmasaydı Ruslar geçebilecek miydi Turay'ı? Alabilecek miydi Plevne'yi? Mithat Paşa'nın gafletine rağmen gene geçemediler. Geçemeyip Rus Çarı tergaf çekti. Hristiyanlık davası bitiyor. Turay'ı nereden istersen, hangi şartlarda istersen geç, imdada gel dedi. Bir taraf Çar, bir tarafta Roman prensi Osmanlı'ya bağlı. Varın hesap edin Mithat Paşa'nın hatalarını. Şöyle kahraman, böyle kahraman. Her tarafta da caddelerde adı var ya. Bunu Allah aşkına ne için koyuyorlar bilemiyorum ben ya. Bir bilen varsa çıksın resmi görevli ya. Hangi hatırasına hürmeten? Hangi hatırasına yani? Hangi bu memlekete hizmetinden dolayı? Şimdi AB ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Hristiyanlık üzerine dehşetli bir ayrımcılığa girişildi. Her sene dünyadan %5 ile %10 arası göçmen almaya mahkum olan Amerika Birleşik Devletleri bu gelen mültecileri, hani düzensiz göçmenler diyorlar ya efendim, Akdeniz sularında boğula boğula geliyorlar. Bunların içerisinden okumuş yazmış insanları havada kapan AB ülkeleri. Niye havada kapıyorsunuz? Yetişmiş insan tabii. Efendim biz yani oraların çöplüğünü mü alacağız? E kardeşim kusura bakma. Yani armudun sapı, üzümün çöpü dersen sen aç kalırsın derler. Bu insanlar aynı meşakkati çekerek gelmediler mi? Sizin memleketinizde bunlara verecek işiniz yok da siz paralı yetişmiş köle mi istiyorsunuz? Kalifiye köle. Öyle istiyorlar. Almanya neredeyse 3 milyona yakın adam aldı. Sade o gelen düzensiz göçmenlerden de değil. Türkiye'den de belki 100 bin kişi aldı. Bakıyor, ediyor, temas kuruyor. Tamam gel arkadaş diyor. Yok. Gençlikleri yok. Ya siz bu gençliğiniz yokken olan gençliğinizle cinsi ahlaksızlardan ahlaksızlıklarla kavrulurken, madde bağımlılığıyla
insanlık duvarları yıkılırken, egolarını tatmin için her türlü kötülüğe bulaşırken, bu insanları siz bir Alman bayrağını gösterip, İspanya bayrağını gösterip, İngiliz bayrağını gösterip de yürüyün bu bayrak aşkına deyin bakalım kaç kişi gidecek? Türkiye halinden memnun. Bana göre memnun. Bizim görevde bulunduğumuz sıralarda askerimiz eğitim alanına gider, eğitimini yapar, dönerdi. Eğitim alanına gider, eğitimini yapar, dönerdi. Eğitim işte o bu derken eğitimi yapan da yaptıran da ya yani artık yani evcilik oynama gibi oldu falan diye. Şu anda böyle eğitimler herhalde hiç kalmadı. Bir hazırlama eğitimi mutlaka oluyor tabii ya. Yani tüfeği tanıyacak, atışı bilecek adam. Ama onu bildikten sonra tatbikatı yoktu. Tatbikatı yoktu. Bir atışlı tatbikat yapılırsa 40 defa tedbir alınırdı. Aman 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 kimsenin ya kanayacak ya. Ölecek insan ya. Şimdi dağları halaç pabuğu gibi atıyor Kahraman Mehmetçik. Kahraman polislerimiz, kahraman jandarmamız. Halaç pabuğu gibi. Halaç böyle pamuğa vurdu muydu, pamuk korkusundan bir metre havaya zıplar. Öyle zıplıyorlar. Ve Türkiye'nin şu anda 2 milyona yakın bu eğitimi almış ama sivil hayata adapte olmuş insanı da hazır bekliyor. Rezerv. Bunlar rezerv. Siz nerede haçlı lafı ediyorsunuz? Etmeyin, eylemeyin ya. Kendi ipinizi kendiniz çekiyorsunuz ya. Macron durup durduğu yerde sanki bununla oy alacakmış gibi bu insanlar efendim başlıyorlar İslamiyet'e saldırmaya. Niye saldırıyorsunuz ya? Müslümanlar geldi sizin ahlakınızı mı bozdu ya? Müslümanlar geldi sizi uyuşturucuya mı alıştırdı ya? Fuhşa mı alıştırdı ya? Yoksa Müslümanların yaşayışını görüp kendinizden utanıyorsunuz. Ya bu böyle olmaz ki ya kardeşim. Siz bir bize ayna oldunuz. Biz o aynada kendimizi hiç iyi görmüyoruz. Siz yanımızda daha böyle tertemizsiniz diyorsunuz herhalde. Onun için de bize düşman oluyorsunuz. Macron'un başına bir gelecek var. Efendim Yunan belki en tedbirli adımları atmaya başladı. Vaziyeti fark etti. Yunanistan bugün Türkiye ile bazı şeyleri akort haline getirebilse sokaklarındaki bu akan kanlar durur efendim. Yani insanlar ekonomiden bunaldı. Hadi diyorsun ki bu adama aç dur ama evinde dur ha. Çıkma dışarıya. Ya arkadaş ölümden öte yol mu var diyor adam çıkıyor. Nasıl çıkmayacaksın ya? Hele bir de böyle Osmanlı döneminde siestalara alışmış öğleden sonra uykuları efendim ile tosuncuk gibi olmuş insanlar yattığı yerden ne olacak ya Osmanlı var arkamızda biz de rahatız falan diyerek. Yüzyıllar geçirmişler. Ondan sonra da bu insanlar hadi diyorsun çalış. Niye çalışsın adam ya? Straki boşa mı çıktı efendim? Tabak çanak kırıyorlar. Ya kırmak ekonomiye zarar verir efendim olsun yani. Olsun ama Amerika bak israf ekonomisinden battı. Şimdi tasarrufla uğraşıyorlar. Evet yani hangi gençliği kullanacaklarını ben merak ediyorum. Kullanamayacaklar. İngiliz Genelkurmay Başkanı da efendim bunu azıcık fısladı. Hani geçen hafta bahsetmiştik 3. Dünya Harbi işte alametleri var falan filan. Önümüzdeki yaz çok şeylere gebe bahar ve yaz diye. Adam diyor ki o konuşmasında ondan size bahsetmemiştim. O durumda diyor ordumuzun %30'unun robot olduğunu görebilirsiniz diyor. Ha, bunların haşlı dedikleri şey robotlarla Mehmetçiğin karşısına teneke çıkaracaklar. Çıkarın, çıkarın, çıkarın. Onun da ilacını biliyor Mehmetçik. Biliyor. Adam paramotorla geldi. Paramotorunu paramparça ettiler. Hadi gelin. Gelin. Eğitimini de siz vermişsiniz. Utanmadan. Türkiye'ye saldıracak teröristlere saldırıda kullanacakları paramotorun pilotluğunu öğretiyorlar. Nasıl idare edilir?
Niye? Türkiye bu düşman değil mi? Düşman ya. Ben senin malını nasıl alayım arkadaş? Ben de senden almam. Alma canım. Alma canım. Benim çok müşterim var, merak etme. Afrika'daki senin sömürgelerin sana sırtını döndü. Hazmedemiyorsun bunu. Başka yolu yok. Çalış da kazan arkadaş. Hani var ya, kıskanma ne olur, çalış senin de olur diye bir söz var. Bu boş bir söz değil. Sen çalışma, el alemin sırtından geçireyim yüzlerce yıl. Ondan sonra da bu memelerden birisi böyle ağızdan azıcık çekilmeye başlayınca süt emdiğin memeyi tırmala. Evet, peki bu robotu kim idare edecek? Bu harp karargahında, kumanda merkezinde değil mi robot bulunduracaksın? Tabii ya. Oh, çok güzel. Hücum diyen de orada bir metalik ses çıkacak hoparlörden. Hücum. İyi de bunların mutlaka başında bir yerde bir insan olacak ya. Hiç olmazsa bu robotun şarjı için robot gidip de şarja kendini takacak değil herhalde. Birisi lazım. Bu adam aklı başında olmazsa bir yerde maddeyi almış, uyuşmuş, kalmış veya kafayı çekmiş. Ondan sonra robotlar kalk abi ya kalk hadi nöbet zamanı falan diyecek ya. Ne kadar gülünç bir durum görüyor musunuz? Robota dönecekler. Vatan robotla korunmaz. Robot da, uçak da, tank da, top da, tüfek de, her türlü harp, silah, araç, gereç, malzemelerin hepsinin bir kullanıcısı insan olması lazım. Yoksa hani alet yapar iş el övünür derler. Aleti sen iyi kullanırsan tamam seninki kahramanlık olur. Ecdadımız da harp silah ve vasıtaları üzerine çok eğilmişlerdir. Padişahlar Fatih Sultan Mehmet Han havan topunu keşfetmiştir. Ama bunu keşfeden insan, bunu döken insan, mermisini yapan insan, atan insan. İnsanı devreden çektiğiniz zaman işler karışır. Karışacağında bizler göremeyiz herhalde. Kıymetli dinleyenlerim siz de rahat rahat inşallah görürsünüz. Süremiz de azıcık geçmiş gibiyiz. Her seferde bunu söylüyorum. Güya özür dilemek için söylüyorum ama diyeceksiniz ki ya zamanını ayarla da bu özürden de vazgeç. İşte ne yapalım efendim? Biz de böyle lütfen kabullenelim. Küçük bir aramız var efendim. Evet kıymetli dinleyenlerim. TGRT FM Radyosu'nun haftada bir yayınlanan efendim pazar günleri de tekrarı verilen Söz Sözü Açtı programının ikinci bölümüne başlıyoruz. Şimdi hukukçu kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Ben de hukuk fakültesini arka kapıdan çıkarak görmüş birisiyim. Yani elime kağıt vermediler. Önden kayıt için girdim. Ama arkadan kaydımı almaya gittiğimde ya alma abi falan dediler. Ben de öğrencilerden yaşlıydım bayağı. Efendim o aldığım sıralarda alma ya gün gelir seni gene talep olarak gelir devam edersin. Ya kardeşim şarka gidiyorum ver sen dedim ya. Ver şu diplomamı falan. Lise diplomamı öyle aldım. Efendim yani bir kapsından girmişliğimiz var. O kadar. Roma hukukunun da çakmışlığımız var. Şimdi bir adam bir kadını veya bir adam bir adamı sokakta öldüresiye dövüyor. Yatırıyor. Böyle gerilip gerilip vuruyor. Aparkatlar, kroşeler, yağmur gibi. Çoluk çocuk anne diye korkup annesinin arkasına saklanıyorlar. Sokakta oluyor bu milletin içerisinde. Aha öldü falan filan birileri de çekiyor. Vay kadın gitti ya. Aha kadın öldü herhalde öldü. Artık kıpırdamıyor falan diye. Ölümün sosyal medyada paylaşımını yapmaya çalışıyorlar bu sesle beraber. Yeni moda insan bunlar efendim. Yeni model bunlar. Yeni çıktı 2020. Cep telefonuyla beraber başladı. 20 yılda nerelere kadar geldik? Veya 25 yılda. Şimdi sonra polis, imdat, adam öldürüyorlar falan geliyor polis, karakola götürüyorlar. Kızım sen şikayetçi misin? Yok efendim şikayetçi değilim. Ya burnunda tampon var, alnında bant var falan filan. Yok efendim şikayetçi değilim. Şakalaşıyorduk işte öyle oldu. Peki bunu karakol amiri
yedi mi? Yemedi. Getiren polis yedi mi? Yemedi. Peki dayak yiyen kadınsa kadın, erkekse erkek, o da canı gönülden, serbest ve hür iradesiyle, efendim, kimseden korkun olmadan bu adamı eşliğe kabul ediyor musun diyor nikah memuru. Sırtına da efendim namlu dayanmış. İstersen kabul etme. Yok yok efendim, şikayetçi değilim diyor. Ha öyle mi? Demek siz böyle yani şakalaşırken biraz ağra kaçtı. Arkadaş, siz sosyal düzeni bozmaktan, kamu personeli meşgul etmekten, insanları heyecana sevk etmekten dolayı bir suç işlediniz. İkinizin hakkında da muamele yapıyoruz. Tak 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 tak. Verin ikisini de. Ama kadın diyor ki ya abi beni niye veriyorsun? Ben bu adamı şimdi şikayetçiyim desem bu beni öldürür. Gelirken yolda da dedi ya istersen şikayetçi ol işaretleriyle. Ben seni götürürüm dedi. Nasıl şikayetçi olayım? Doğru mu? Doğru. Bunu hepimiz de biliyor muyuz? Biliyoruz. Peki bu insanı niye koruyamıyoruz? Niye koruyamıyoruz? Yani bunun bir maddesi yok mu? Toplum düzenini heyecana sevk etme, tehevvüre sevk etmeden dolayı bir suç olmuyor mu ya? Birisi benim yanımda birine tokat atsa benim sinirim gerilir. Birisi benim yanımda bir dilenciye bir sadaka verse kalbim yumuşar. Benim huyum bu. İnsanı da Allah-u Teala böyle yaratmış. Peki benim karşımda böyle insana saldırıları yaptıkça ben de ya gideyim ben de şunu bir halledeyim. Bak hiçbir şey olmadı. Namlunun ucunda gösterdin miydi? Sadece parmağını şöyle tetik çeker gibi yaptık mı? Korkuyor. Şikayetçi olmayacak. Şöyle iyi bir döveyim. İbret alem için. Hatıra olur hiç olmazsa. Olmaz. Hazır hükümet adalet reformuna başlarken bunları iğneden ipliğe kadar bununla daha büyükleri başlıyor. Kadın öldürülmeleri, erkek öldürülmeleri hep böyle ufak şeylerle başlıyor. Tokatlarla başlıyor. Sonra boğazını sıkıyor, 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 sıkıyor. Nabız atması durunca şah damarı atmamaya başladı mıydı? Hah bu bitti. Hadi mafiş diyor. Ruhuna bir Fatiha bile okumuyor. Ondan sonra ya ben bunu nereye atacaktım? Taşıyabilir miyim? Düşünseydin ya ben bunu öldürürsem nasıl taşıyacağım diyor. Buna bir çözüm. Hukuk devrimi için. Hukukçu, yargıç kardeşlerimiz kusuruma bakmasınlar. Savcılar kusuruma bakmasınlar. Avukatlarımız hiç kusuruma bakmasınlar. Haksızsam haksız olduğumu bildiren her türlü maillerine açığım. Her türlü telefonlarına açığım. Desinler ki oturduğun yerde sen şöyle 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 hatalar yapıyorsun. Peki, peki demeye de hazırım. Haklılarsa tabii. Bir kaza oluyor. Bir deprem oluyor. Yakında İzmir depremini geçirdik. Bir yangın çıkıyor. Bir köy yanıyor. Efendim, arabalar çarpışıyor. İnsanlar sıkışıp kalıyor. O bu öyle yapma böyle yapma falan filan karışıyorlar ediyorlar. Bir grup da hiç evinin balkonundan kıpırdamadan bu olayları hemen sosyal medyada canlı yayın olarak yayınlıyor. Kendi sesiyle de coşturucu, hani ver coşkuyu, ver coşkuyu diyorlar ya bazı tepişme yerlerinde. Coşkuyu da ay kadın gitti gitti gitti, aha yıkıldı, araba devrildi. Ne? Bunu ben çektim. Ne olacaksın? Hit olacaksın. Kusura bakma sen hit olamazsın. Onun heysizini olursun. Köpek dahi hayvan olduğu halde efendim bir köpek bir köpeğe saldırınca şöyle bir duruyor bakıyor ve yardıma geliyor efendim. Gücü yetmeyecekse o köpek gittikten sonra geliyor. Onu yalıyor ediyor aman diyor ya bir daha yapma bunlara uğraşma falan filan dercesine yapıyor. Biz insan olarak bu canlı yayın yapmadan ne bekliyoruz? Herhalde çok tık alırsak fenomen oluruz, para alırız. Sen merhametini, vicdanını parayla satıyorsan insanın mı diyeceksin yani? Oradan bir 1.000 lira geldiyse senin hesabına o seni böyle kocaman birisi mi yapacak? Ama indi ilahide
bir Müslümanın, bir insanın, bir Allah kulunun, hayvan olur, insan olur, bunun başına gelen bir işi seyirci gibi seyrederek çekimini yaptığının hesabını çatır 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 vereceksin. Yapmayın. Yapmayın. Yani 20. asır medeniyeti, 20. asır medeniyeti diye veya 21. asır medeniyeti diye ileride tarihler yazdığında insanlar bir yanda can çekişirken öbür tarafta onun görüntüsünü internete yükleyip o zaman belki başka bir net çıkacak. Efendim, gezegenler arası bir net çıkacak belki de. Efendim, oralara yükleyip de oralardan sanal paralar kazandıklarını herhalde okuyacaklar. Ve ne diyecekler? Aferin be! Adamlar ama iş becerirlermiş mi diyecekler? Yoksa vay vicdansızlar vay! Bir gün hiçbir senin de başına geleceğini bu kazanın düşünmedin demezler mi? Derler. Peki sen böyle can çekişirken biri resmini çekerse ne yaparsın? Kalkıp yürüyeceğin halin de yok. İçin karalar. Eğer birazcık vicdanın varsa. Yoksa ona içinden ağzına gelen en kötü şeyleri söylersin ama ettin arkadaş. Ettin buldun. Ettin buldun. Şimdi koronada Fenomenler Partisi düzenlemişler ya. Allah Allah. Fenomenler Partisi. Şimdi kısıtlamalar geldi. Ve hükümet hakikaten çok düşüne düşüne, Sayın Cumhurbaşkanımız dahil, insanları panikletmeyecek. Bu 100 kişi günlük vefat sayısı geçmesine rağmen, yani pamuk eldivenle tutarak kararlar vermişler. Bu kararlara da mecbur eden kendimiziz. Efendim, İçişleri Bakanı da korona. Ya ne yapsın adam? Adamın koronayı düşürecek hali yok ki. Memleketin efendim kurtulması için teröristlerin pençesinden, efendim suçlu, işte arsız, yüzsüz insanların kötü işlerini engellemekten fırsat mı buluyor? Kafası orada meşgul. Gene de işte maskesini takıyor, o bu, ama çok insanla görüşenlerin hepsinin başına geliyor, işte belediye başkanları falan filan, başbakanlar, İngiltere'nin başbakanı alay ediyordu ya, koronayla alay ediyordu ya, sopayı yiyince kuzu gibi oldu, kuzu gibi, şimdi yasaklama koyacak, ülkesi isyan ediyor. Ya, peki böyle bu ölüm sayısı hazır 15'lere kadar düşmüşken vefat sayısı 105'e çıktı. Bu aradaki 90'ın vebali kimlerde? Bana bir şey olmaz diyenlerde. Alay edercesine, efendim yeni bir bilezik çıkmış, dirseğe maske takmak. Erkekler de takıyor bu bileziği, kadınlar da takıyor. Ne kadar ayıp bir şey ya. Yani devletin aldığı tedbirle alay edercesine bunu yapmanın alemi var mı? Peki sen yaşarsan devlete çok mu faydan olacak yani? Ya evvela kendi ailene faydan olacak ya. Çocuklarını yetim bırakıyorsun ya. Gelirsiz bırakıyorsun ya. Onları üzüyorsun, başında ağlıyorlar. Hiç mi sen pişmanlık duymuyorsun? Duyuyor. Son pişmanlık neymiş? Fayda vermezmiş. Allah-u Teala kullarına merhametinden dolayı sekerat-ı mevt gelinceye kadar tevbeyi kabul edeceğim buyuruyor. Allah-u Teala kabul ediyor. Ama ölüm sarhoşluğu geldiğinde artık ne dediği, ne yapacağı iradesinin dışına çıktığı için o zaman kabul etmiyor. Gelin hazır aklımız başımızda diye övünürken, benim aklım başımda, ben deli miyim? Deli değilsin, tamam da delinin yaptığını yapıyorsun, sana ne diyeyim? Sana da delinin yaptığını yapıyor desem, ya o da deli demek. Kardeşim sen ne istiyorsun o zaman? Sopa mı istiyorsun yani? Demezler mi adam efendim? Kıymetli dinleyenlerim, süremiz bayağı azaldı. Bir gözüm saatte, bir gözüm efendim teknik masada, işte ağzım da sizlerle konuşmayla meşgul. Amerika'da başkan adayları işte yarıştılar, marıştılar derken bidon denilen adam çıktı, kazandım dedi. Öteki, yok yahu kazanamadın ama dedi, yani kazanamasam da ben 2024'te de adayım. Ya bırak Allah aşkına ya. Bırak be kardeşim ya. Bırak be adam ya. Yeter ya. Yani sadece Suriye'de
Amerika'nın düzeniyle, bidon bombalarıyla, varil bombalarıyla ölenlerin vebali senin yedi sülalene yeter de artar bile ya. Daha deli misin? Deli tabii. Deli. Adam deli. Hani horoz ölür ama gözü çöplüğe bakarak ölürmüş efendim. Gözü açık böyle, ah ah şu çöplükten bir şeyler daha yeseydim. Hatta diyor ya, ya abi diyor ya, biz sana ağam diyor, ağam, babam diyor, biz sana ölüm tehlikesi var diyoruz. Şimdi girecekler, bizi tarayacaklar diyoruz. Sen diyorsun ki git de komşunun ağaçlarından şu şu şunları çal gel diyorsun. Veya git işte ekmek arası bir döner getir. Acıktım diyorsun. Olan diyor, konuşturma adamı diyor. Öleceksek de aç ölek diyor ya. Tok ölek hiç olmazsa. Yani diyeceksin ki bu gülünecek şey. İyi de böyleyiz ya. Katlanamıyoruz birbirimize. Şimdi çıktı geldi. Tonton bir şey var. General emeklisi var. Pompei. Nedir Pompei? Pompei İtalya çizmesinde efendim yanardağ lavlarıyla metrelerce üstüne yığılarak insanlar oldukları yerde ateşin eritmesiyle külle karışarak taşlaşmışlar. Pompei harabeleri. Bu harabelerin bazı bölümlerine kadın ziyaretçi almıyorlar. Çok kötü pozisyonlarda taşlaşmış adamlar. Amerika'da işte Pompei değil de Pompeo. Bir i ile o farkı var yani. Bir adamı, emekli generali, dışişleri bakanı yaptılar. Tombiş bir adam. Böyle ceketi dar geliyor. Adam baktı ki gidiyor. Tamam dedi ya, Trump bırak boş ver dedi ya. Onun biz zaten ne olduğunu biliyoruz. Niye çalıştın ya? Sen Amerika'yı bütün dış devletlerde temsil edecek kadar, memleketini satmayacak kadar dürüst adam olman lazımdı. İnsanlığın saadetine zarar vermeyecek kadar insancıl olman lazımdı. Adam kalktı geldi 2 gün önce. Ana, kimse hoş geldin, hoş geldin yok. Resmi bir ziyaret değil. Ben geldim, Cumhurbaşkanı'yla bir görüşmek istiyorum. Dışişleri Bakanı'yla görüşmek istiyorum. Hadi oradan dedi Cumhurbaşkanı. Bunun bir usulü var arkadaş. Sen bu usule riayet etmeyip bizi emrivakide niye bırakıyorsun? Niye geldin buraya? Bu adam gitti, Fener Patriği Bartolomeo'nun elini öpmeye, duasını almaya. Takdis ettirdi kendini. Rum Patriği. Fener Rum Patriği. Aynaroz'daki Rumlar ne olacak? Onların patriği ayrı. Rus Patriği ne olacak? Efendim ben işte yani Ortodoks. Onlar da Ortodoks canım. Hatta Patrikhane'nin 200 metre ötesindeki Demir Kilise denilen yerde Bulgar Ortodokslarının patrikliği, ekshârlığı. Oraya niye gitmedin be adam? Bakın. Bu adam Amerika'ya başkan olmak için 4 sene öncesinden, hatta 4 sene 3 ay öncesinden işe başladı. Aldığı da maaş, Dışişleri Bakanı maaşı, kendi şahsi Cumhurbaşkanlığına veya başkanlığa seçilmek için başladı. Bu adama nasıl devlet bırakılır ya? Nasıl dünyanın siyaseti eline teslim edilir ya? Ahlaken ne olduğu besbelli bu adamın. Zaten memleket meselesiyle yıpranan birisi değil. Belli, halinden belli adamın. Peki, niye Beyoğlu'ndaki Papa'nın temsilcisi olan Papalık elçisini niye ziyaret ettin? Hı? Siz Katolik misiniz? Yok. Ne? Avengelist. Avengelistler Papa'ya ne diyorlar? Ya diyorlar bu iş, ya böyle şey olur mu ya? Efendim İsa Aleyhisselam'ın yerine kendini koyuyor. Allah-u Teala'nın yerine kendini koyuyor. Bunları insanlara affediyorlar falan filan. Allah Allah. Bir de Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret etmiş. Çok merak ettim. Dur bakalım onun bir kokusu çıkacak bir yerden. Onu da öğrenirsek.
Ölmez sağ kalırsak inşallah önümüzdeki haftaya o kokudan da sizlere bahsederiz. Amerikalılar, bu Amerikan misyonerleri hepsi evangelisttir. Amerikan protestanları bundadır. Bir Anglikan var, İngiliz protestanları, bir Amerikan. İkisinin de kökü bir de. Sonra yani iyi polisi, kötü polisi dünyaya karşı oynamak için Amerika ile İngiltere böyle biri bir protestan, biri bir protestan. İkisi de ayrı ayrı İncil'ler okurlar. 1833'ten beri Hakkari Dağları'ndaki Nasturi gariban takımını Osmanlı'ya karşı isyana teşvik ettiler. Din öğretiyoruz diye. Ve Osmanlı Devleti bunları Amerika'nın şerrinden korudu. Osmanlı Devleti'nin oradaki devlete çok sadık olan, büyük aşireti olan Bedirhan Bey rahmetli bunları şerrinden kurtardı. Ya siz bir Bedirhan Bey'den korktunuz be. Ey Amerika, Bedirhan Bey'den korktunuz ya. Yalvardınız, baskı yaptınız Osmanlı başkentinde başbakanına. Bedirhan'ı oradan alın, almazsanız karışmayız. Sadece Amerika değil, Amerika, İngiltere, Fransa. Osmanlı sadrazamından Bedirhan Bey'in almasını rica ettiler. İşte Amerika bu kadar. Gözümüzde büyütmeyelim. Peki niye Mardin'e gitmedi bu adam? Pompeyli adam. Niye gitmedi? Orada Deir-i Zaferan'da Süryaniler var. Süryaniler bunlar kovardı. Kovardı. Süryaniler adam gibi yaşıyorlar. Ama bunlar öyle yaşamıyorlar. Kusura bakmayın. Süryanilerin kanıyla çok oynamaya çalıştılar. Yurt dışına gidenleri azdırıp işte bizi de soykırdı falan filan dediler. Demediler. Ve demezler de. Ben öyle inanıyorum. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.